Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acayip güzel ve lezzetli bir limonlu kek yapacağız. Öncelikle kabıma 3 adet yumurtamı kırıyorum. Bu şekilde yaparsanız eviniz buram buram limonlu kek kokacaktır. 1 su bardağı toz şeker artı 2 yemek kaşığı daha ekliyorum. Güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Ardından bir adet limonu bu şekilde beyazına değmeyecek şekilde rendeliyorum arkadaşlar. Uzun uzadıya tam detaylı bir videodur. Bu şekilde benim gibi yaparsanız hiçbir şekilde tarifiniz şaşmayacaktır. Gerçekten acayip lezzetli oluyor. Denedim, size de tavsiye ediyorum. Limonun beyaz kısmı kekinize girerse biraz acımsı tat verir. Onun için kekinizi limonu rendelerken beyaz kısma değmemeye gayret edin. Ardından bir adet limonun da suyunu bu şekilde güzelce sıkın. Suyunu da içerisine ekleyin. Güzelce bir çırpın arkadaşlar. Limon kabukları içerisinde kaybolduktan sonra bir bardak süt, bir bardak da sıvı yağımızı ekliyoruz. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi ise kabartma tozu, vanilya ve ununu yavaş yavaş ekliyorum. Unu ne kadar eklediğimi açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kekimi homojen bir kıvama getirdikten sonra kalıbımı güzel bir şekilde katı yağla yağlıyorum arkadaşlar. Bu işin püf noktasıdır. Kalıbınızı ne olursa olsun katı yağla yağlayın. O zaman şıp diye çıkacaktır kekiniz. Kekimin kıvamını bu şekilde görebilirsiniz. Güzelce böyle yere vurun kekinizi, biraz içerisindeki hava kabarcıkları ve çıksın, kekiniz bir dümdüz olsun. Ondan sonra kekinizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda fansız bir şekilde pişirin. Sonra da sosumuna geçelim, artık sosunu da dökeriz. Sosunu dökmeden önce şöyle bir püf noktası vermek istiyorum sizlere. Kekinizin ilk sıcağı bir çıksın arkadaşlar, yoksa kekiniz hamur olur. Önce bir ilk sıcağı çıksın, ondan sonra biraz kekiniz ılımaya yakın sosunu dökün, ama tam soğuk da olmayacak. Yani ılık bir şekilde. Kekimin halini görüyorsunuz, ne güzel kabardı. Şimdi bu şekilde güzelce dinlendiriyorum biraz. Ardından sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı kadar süt ekledim. 2 yemek kaşığı da limonun suyunu ekledim. Önce biraz çırptım, baktım ki katı geldi. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha süt ekledim. Yani toplamda 3 yemek kaşığı, 3,5 yemek kaşığı kadar süt eklemiş oldum. Bakın kıvamını göreceksiniz zaten. Ben biraz toz renklendirici ekledim, sarı olsun diye, ama bu
hani sizin de eklemeniz gerektiği anlamına gelmez. Tarifte böyle bir şey yoktu. Ben ekledim onu. Siz de isterseniz bu şekilde ekleyebilirsiniz. İstemezseniz de eklemezsiniz. Renklendiricimi ekledikten sonra güzelce kekimi sosunu birleştireceğim. Bakın renklendirici ekledikten sonra sosu bu rengi aldı. Kekimin iç sıcağı çıktı. Güzelce kekimi sosunu döktüm. Dinlendirdim. Kekim biraz daha soğudu. Ondan sonra servis ettim. Gerçekten muhteşem oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi benden esirgemeyin. İyi günler, iyi seyirler.